Muharrem İnce çalışmasını yapıyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılır mı? Yoksa bir takım güçler Muharrem İnce'yi ikna eder de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya teşvik mi ederler? Yoksa ayrılıp da parti mi kurar? Ama Muharrem İnce şu anda çok iyi havasında. Çünkü ona ekonomik destek verebilecek güç ve kapasite var. İddialara göre Muharrem İnce'ye hükümet kanadından destek geliyor diyorlar. İddiaya göre yurt dışından Muharrem İnce'ye destek veriyorlar diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden destek geliyor diyorlar. İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü kaybettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle farklı yapıların eline geçtiğini iddia eden gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin ekonomik yapısı iyi olan iş adamlarının kendisine her türlü desteği verdiğini iddia edenler var. Muharrem İnce çıktı ince bir yola. Gidiyor. 40. gününü tamamladı. 40. günün sonunda hangi hedefe ulaşacak? 4 Eylül'de başladı Sivas'tan. Bugün Iğdır'da 40. gün. Şurada yılbaşına az bir zaman kaldı. Ekim ayı içerisindeyiz. Kasım, Aralık var. Şu 2 ay içerisinde memleket hareketi yürüyüşünün devamında bir siyasi parti Türk siyasi yasası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçede kurulacak mı, kurulmayacak mı? Muharrem İnce bu konuda hangi tavır alacak? Muharrem İnce'nin bugün Anayasa Mahkemesi'nin özellikle olağanüstü toplanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bir üyenin fikri bizi bağlamaz açıklamasından sonra özellikle Enis Berberoğlu ile ilgili düşünceleri fikrine bunlar çok önemli. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce'ye gerçek bakışı, gizli bakışı, bir de kamuoyu nezdinde bakışı, bu üç farklı bakışta ne düşündüğü çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden eğer Muharrem İnce ayrılır da bir parti kurarsa ne olacak? Muharrem İnce kurduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün %19 seviyesinde olan oyu %15'e mi düşecek? %10'a mı düşecek? Yoksa %12'de mi kalacak? Bu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Muharrem İnce teyakkuzu olduğu için Muharrem İnce'ye bir dokunulmazlık zırhının getirilmesi gündemde. Yani Muharrem İnce'yi hoş tutup ve parti içerisinde etkin görevde ya genel başkanlık ya da genel başkanın hemen yardımcılığı konusunda kendisine farklı tekliflerin gittiği ve gizli görüşmelerin devam ettiği, akşam oturdukları sohbetlerde, ortamlarda Muharrem İnce'yi gizli gizli telkin ettikleri ve aynı zamanda çevresinde birçok kişinin de Muharrem İnce'ye yürü be Muharrem İnce, doğru yoldasın, kur partini, bak Türkiye'nin ikinci partisi olacaksın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy alacaksın diye gaza getirenler de var. Yok değil mi? Var. Muharrem İnce'nin bu önümüzdeki süreç içerisinde alacağı tavırlar, vereceği kararlar, çevresiyle birlikte kimlerle hareket edeceği çok ama çok çok önemli. Bu konuda artık siyasette yeni yelpazeler, yeni bakış açısı ve artı AK Parti'nin devamında Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti, üçüncü parti kim olacak? Muharrem İnce'nin kuracağı parti Türkiye'de üçüncü mü, ikinci mi, dördüncü mü parti olacak? Bunu şu anda bilemiyoruz. Çünkü Muharrem İnce'nin çok güçlü bir kadroyla geleceğini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi küskünlerinin etrafında bütünleştiğini söylüyorlar. Ekonomik yapı olarak iş adamlarının Muharrem İnce'ye sonsuz destek verdiğini söylüyorlar. Bunlar tabii ki şehir dedikoduları. Gerçek ne olacak onu izleyeceğiz, takip edeceğiz efendim.